Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimizin Medine'de karşılaştığı en büyük problemlerden biri de nifak ve fitne hareketiydi. Değerli dinleyiciler, biz bugünkü tematik siyer dersimizde sevgili Peygamberimizin münafıklara karşı tutumundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi biz diğer derslerimizde kısmen münafıkların tutumlarını anlatmaya, anlamaya çalışmış idik ama bugün genel bir değerlendirme yaparak sevgili peygamberimizin münafıklara karşı tutumunu daha iyi anlayacağız. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde karşılaştığı en büyük problemlerden birisi de nifak ve fitne hareketi oldu. İslam'a ve peygamberimizin peygamberliğine inanmadıkları halde kendilerini inanıyormuş gibi gösteren bu iki yüzlü grubun başını ise Abdullah bin Übey çekiyordu. Abdullah bin Übey Hazreçlilerin reisiydi ve Evs ve Hazreç kabileler arasındaki savaşların sonunda Yesrib'in idaresini kendisine verilmek üzere anlaşmaya varmışken peygamberimizin hicretiyle birlikte bu emeli suya düştü. Hatta daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Kendisinin e, tacı bile hazır idi fakat peygamberimizin gelmesiyle birlikte artık liderlikle ilgili bütün hayalleri yok olup gitmişti. Bu da tabi peygamberimize olan düşmanlığını kişisel olarak da artırdı. eee Peygamberimizin hicretiyle birlikte e, şehirde yaşayan Yahudiler ile Mekke'deki Kureyşli müşrikler de onun bu düşmanlığını e, beslemişler, tahrik etmişler ve Abdullah bin Übey'i onlar da kullanmışlardı. Abdullah bin Übey ile birlikte diğer münafıklar hicret esnasında Medinelilere, muhacirlere, Hiçbir şekilde destek olmamalarını tavsiye ederek onların şehirden ayrılmalarını sağlamak istiyorlardı. Münafıklar Medine döneminde yaşanan birçok olayda her zaman fitneden yana olmuş ve Müslümanların birliğini zedelemeye çalışmışlardı. Hatta değerli dinleyiciler Kur'an-ı Kerim'in 63. suresi Münafıkun suresi bu zümre ve benzer özellikler taşıyanlar hakkında nazil olmuştur. Abdullah bin Übey bir yandan Hristiyan liderleriyle ki akrabası olan Hristiyan liderleriyle e, anlaşma sağlarken bir yandan gizlice Kureyş müşrikleri ve Medine Yahudileriyle dostluk anlaşmaları yaptı. Bunun sonucu olarak da Uhud ve Hendek savaşları sırasında ilk defa Kureyş müşrikleri ve Hristiyan Ebu Amir olan işbirliklerini açığa çıkardı. Beni Kurayza ve Beni Nadir Yahudilerini peygamberimize karşı da savaşa teşvik etti. Oluşturduğu münafıklar grubunu Yahudi ve müşriklerle aynı çatı altında toplamaya çaba gösterdi. Fakat Mekke'li müşrikler Hudeybiye anlaşmasıyla kısmen ve Mekke'nin fethinden sonra ise tamamen Abdullah bin Übey'in ittifakından çıktılar. Öte yandan Medine'de ortak eyleme girdiği Yahudilerin şehirden sürülmesiyle o beraberlik de sona erdi. Yani hem Kureyş tarafı özellikle Hudeybi Anlaşması ile birlikte ellerinden çıkmış oldu özellikle de Medine'de bulunan Yahudilerin anlaşmaya ihanetleri sonucu oradan sürülmeleri sonucunda Yahudi müttefiklerini de kaybetmiş oldu. Bu durumda kendisine nifak dostu olarak sadece Mekke fethinin ardından Taif'e kaçan ve daha sonra Suriye'ye giden Ebu Amir kaldı Hristiyan olan amcası münafıkların reisi onunla irtibatını kesmeyerek Hristiyanları Hazreti Peygamber'e karşı kışkırtmaya çalışmak suretiyle kendisine yardım etmeyi sürdürdü. Evet değerli dinleyiciler daha önceki derslerimizde de anlattığımız üzere Abdullah bin Übey Beni Mustalik kabilesine düzenlenen askeri sefer sırasında da Ensar ve muhacirleri birbirine düşürmeyi denedi. Bir su kuyusundan su alma sırasında dönüşte de Medine'de kargaşa çıkarmak için ifk hadisesi diye bilinen ve Hz. Ayşe'ye iftira olayını da bizzat kendisi tezgahladı. Hz. Ayşe sevgili peygamberimizle birlikte Beni Mustalik gazvesine katılmış ancak dönüşte ihtiyaç için ayrıldığı ordudan geri kalmıştı. Daha önceki derslerimizde bunu anlattığımız için tekrar bu konuya uzun uzadıya girmiyorum. Bu olay hakkında da Abdullah bin Übey bu meseleyi Medine'de abartmış ve büyütmüştü. Nifak ve fitneyi Medine'de kendisi yaymıştı. Ve Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 11 ile 16. ayeti kerimesinde ise Hazreti Ayşe'nin masumluğu ortaya çıkmıştı. Yine e, değerli dinleyiciler Peygamber Efendimiz Tebük Seferi'nin son hazırlıklarıyla meşgul olduğu sırada da münafıklardan bir grup sevgili peygamberimize gelip yağmurlu ve soğuk gecelerde yaşlı, hasta ve özürlü olanların namaz kılması için bir mescid inşa ettiklerini söylediler ve kendilerine namaz kıldırarak burayı ibadete açmasını istediler. Evet. Bunu tekrar Tebük savaşı sırasında uzun olarak anlatacağız ama bu tabii ki çok önemli. Ayet-i Kerime'de Allah Teala Tevbe Suresi 107 ile 110. Ayet-i Kerime'de diyor ki Hazreti Peygamber sefere çıkmakta olduğunu belirtip dönüşte namaz kıldırabileceğini söyledi. Tebük seferi dönüşü bazı münafıklar gelerek onu mescitlerine götürüp namaz kıldırmak istediler bu sırada da bu sözde mescit ve onu yapanların niyetleri hakkında ayetlerde nazil oldu biraz önce de dediğimiz gibi Tevbe suresi 107 ile 110. ayeti kerimelerde bu ayeti kerimelerde e mescid inşa edenlerin yalancı oldukları beyan edildi. Müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek ve müminlerin arasını ayırmak olduğu belirtildi. ve hatta burada da bu mescide mescidi zarar, zarar mescidi, Tefrika, nifak mescidi denildi ve sevgili peygamberimize de içinde asla namaz kılmaması emredildi. Evet, değerli dinleyiciler, münafıkların faaliyetleri barış zamanı Ensar ve Muhacirler arasında kavga çıkartarak İslam toplumunu birbirine düşürmek, sevgili peygambere gelen vahiyleri küçümseyip yani Müslümanlar arasında tereddüt uyandırmak, onun şahsını ve aile fertlerini toplumda lekeleyerek yıpratmak şeklinde yoğunlaşıyordu. Yani genellikle barış zamanında ki münafıkların ve münafıkların nezdinde Abdullah bin Übey'in daha çok ensar ve muhacir arasındaki ulaşabilecek kavgalara doğru bir gidişatı vardı. Savaş zamanlarında ise Müslümanların cesaretini kırmak, düşmana avantaj sağlayıcı yollara başvurmak, Resulullah'a karşı kötü planlar yapmak, ve İslam ordusunu içten çökertmeye çalışmak başlıca işleriydi. Evet. Yani hem barışta hem de savaşta birer fitne unsuruydu bu münafıklar. Peygamber Efendimiz münafıkların bozgunculuklarının farkında olmakla birlikte hiç kimseye münafık diye hitap etmemiş. Bunu da Müslümanlara yasaklamıştır. Münafıklara mesafeli durmuş kendilerine düşman muamelesi yapmamıştır. Münafıktan İslam karşıtı hareketleri karşısında sevgili peygamberimiz önce dış desteklerini keserek onları yalnızla iletmiştir. Yani çünkü aynı toplum içerisinde yaşıyorlar. Belki onlara münafık diye hitap edilmesi ya da başka şekilde davranılması Medine'deki oluşmuş olan birliğin, güvenin huzurunda elden gitmesine ve başka tehlikelere de sebep açacağı için sevgili peygamberimiz daha çok münafıkların ilişki içerisinde bulunduklarıyla öncelikle ilişkilerini kesmiş. İşte Mekkeli müşriklerle, Medine'deki Yahudilerle. Değerli dinleyiciler daha sonra ashabı arasında kurduğu kardeşlik, tevhid, ve birlik bilinciyle iç huzuru ve güvenliği sağlamış sevgili peygamberimiz ee, ve vefatına kadar yakın dönemde münafıklar etkilerini yani sevgili peygamberimizin vefatına kadar artık e, etkilerini neredeyse tamamen de kaybetmişlerdir. Evet e, bugün böyle hani kısaca e, sevgili peygamberimizin e, münafıklara karşı olan tutumunu anlamayı, anlatmaya çalıştık. Peygamberimiz onlardan gelecek zararları Rabb'imin uyarması ile hem Tevbe Suresi'nde hem Münafikon Suresi'nde tedbirli davranmış ama onları kışkırtacak herhangi bir tutum ve davranışta da bulunmamıştır. Bizlerde toplum içerisinde insanların ahlakını, huyunu belki tespit ederek onlara o şekilde yaklaşmalı ama kimseyi inancı üzerinden de herhangi bir söylemle kışkırtmamalıyız. Hani buradan alabileceğimiz derslerden birisi de bu olmalı. Ben bu vesileyle hepiniz hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.